1 Eylül 1925. Atatürk'ün Kastamonu dönüşünde Ankara'da şapkalarla karşılanması. Mustafa Kemal Atatürk Erzurum Kongresi bittiği gün Masar Müfit'in hatıra defterine şunları yazıyordu: "Zaferden sonra hükümet şekli cumhuriyet olacaktır. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince icap eden muamele yapılacaktır. Kadınların örtünmesi kalkacaktır. Fes kalkacaktır." medeni milletler gibi şapka giyilecektir. Mete Tunçay, kurulan yeni cumhuriyetin baskın yönünün militer bir demokrasi olduğuna dikkat çeker. Atatürk, askerin kendisine karşı bir politikaya bulaşmamasını istiyor. Yoksa askerin siyasetin içinde olmasına bir itirazı yok. Üstelik Atatürk'ün kendisi de üniformasını çıkarmadı ki. 1925'te Kastamonu'da şapka nutkunu söylüyor ya. Atatürk oraya mareşal üniformasıyla ayağında çizmeler, yanında köpeği ve elinde kamçısıyla gidiyor. Kastamonu da bir ara sivil giyiniyor ve şapka nutkunu söylüyor. Sonra tekrar mareşal üniformasını giyip dönüyor. Kurulan cumhuriyet demokratik bir cumhuriyet değil. Bazı kesimler devrimlerin bilhassa kılık kıyafetle ilgili olanına fazlasıyla rağbet göstermişlerdi. Bir şapka bulmak için Ankara'nın altını üstüne getirenler dahi mevcuttu. O kadar ki şapkası tokları Ankara'da bir anda tükeni vermişti. Bu arada bazı tüccarların en kötü şapkalarını satmalarından dolayı tam bir curcuna sokaklarda yaşanmaya başlamıştı. Kasım ayında en saygın başlarda dahi deniz mevsimi için yapılmış beyaz bez şapkalar görülmekteydi. Anadolu'dan Ankara'ya gelen heyetlerin hali ise tam bir komedi arz ediyordu. Gelen heyetler önce kiralık frak ve silindir şapka avına çıkıyorlar, daha ziyade Yahudi vatandaşlardan frak ve şapka tedarik edip kullanıyorlardı. 5 yıl içinde ne çok şeyin değiştiği Trabzon'da Birinci Dünya Savaşı sırasında belediye başkanı olarak görev yapan işgalci Rus general Yakov Kefeli'nin hatıralarından anlaşılır. O zamanlar urumlar giyimleri özellikle başlıklarıyla Türklerden ayırt edilirdi. Tüm Türkler kırmızı fes giydikleri halde Türk olmayanlar şapka veya kasket takarlardı.